yaşanan noktaları sizlerle paylaşmıştık. Bu kez Bursa'ya gideceğiz. Hayvanat Bahçesi, Bursa Hayvanat Bahçesi bayramı ailesiyle birlikte gezerek değerlendirmek isteyenlerin adeta akınına uğruyor. Kameralarımızı hemen o noktaya çevirelim ve Ferhat Özkaner'den oradaki yoğunluğa ilişkin notlarını dinleyelim. Evet Zeynep Bulut Şenel, artık bugün bayramın 3. günü. Kurban Bayramı tatili için dışarıya çıkanlar, diğer şehirlerden Bursa'ya gelenler ya da Bursalılar Bursa Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Şu anda bizler Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguenlerin olduğu alandayız. Penguenler hem küçük olması hem de sevimli olmasıyla buraya gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Evet, şu anda da görmüş olduğunuz gibi penguenlerin yemek saati sevimli olmalarıyla buraya gelen ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekiyor penguenler. Bunlar Güney Afrika penguenleri. Şu anda beslenme saati, sardalya balığıyla penguenler besleniyor. Görmüş olduğunuz gibi evet, hayvanların beslenme saati, vatandaşlar da yoğun ilgiyle izliyor. Kimisi telefonlarına sarılmış durumda, kimisi de gözlerini şu anda penguenlerden alamıyor. Güney Afrika penguenleri dedik, mevsim şartlarına uygun olarak hayvanat bahçesinde yaşayabiliyor. Hayvanat bahçesinde, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde özellikle 130 çeşit 1300 hayvan bulunuyor. Kaplandan lemura, penguenden diğer hayvanlara, deve kuşuna kadar birçok çeşit hayvan var burada. Buraya gelen vatandaşlar günün her saatinde burada değerlendirebiliyor. Saatlerce burada vakit geçirebiliyor. Penguenler özellikle küçük çocuklarında ilgisini çekiyor. Diğer ilgisini çeken hayvanlardan biri de zürafalar. Onlar da küçük çocuklarında, yetişkinlerin de ilgisini çekebiliyor. Sadece sardalyayla besleniyor penguenler. En çok sevdikleri balık olduğu söyleniyor. Şu anda da yemek saati diğer hayvanlarda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Evet, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bayramın 3. gününde Bursalılar tarafından ve diğer şehirlerden Bursa'ya gelen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen alanlardan biri diyelim.